buraya kadar anlaşılacağı gibi ahir zamana dair günümüze kadar ulaşmış olan hadislerin tümü önemlidir. Bu hadislerde bildirilen alametlerin bir bütün olarak görülmesi gereklidir. Bunu anlamak için birkaç sorunun cevabını düşünmek yeterlidir. Örneğin, bundan 100 yıl sonra dünyada yaşanacak olayları ana hatlarıyla da olsa tahmin edebilir misiniz? 1900'lü yılların başında yaşadığınızı düşünelim. Yalnızca 100 sene sonrası için tahminler yapmanız istense, hiç yanlış çıkmayacak şekilde günümüzde yaşanacak önemli olayları, insanların ahlaki durumlarının nasıl olacağını, depremlerin yoğunluğunu veya çıkacak savaşları tahmin edebilir miydiniz? Elbette ki hayır. Veya bir şehirden diğer bir şehre gidişin günlerce sürebildiği, haberleşmenin oldukça zor ve yavaş olduğu, teknik imkansızlıklar dolayısıyla binaların ancak birkaç katlı olarak inşa edilebildiği 7. yüzyılda yaşadığınızı hayal edin. Sizden 1400 yıl sonrasında bu koşullarda ne gibi değişiklikler olabileceğini tahmin etmeniz istendiğini varsayalım. Neler söyleyebilirdiniz? Araba, uçak gibi ulaşım araçları, 100-150 katlı gökdelenler, cep telefonları, televizyon, radyo gibi bugünün dünyasına özgü teknolojik gelişmelerden herhangi biri aklınızın ucundan geçebilir miydi? Peki, günümüzden 1400 yıl sonrasında, yani tam 3405 yılında, örneğin binaların ne şekilde inşa edileceğini bilebilir misiniz? Ya da toplumların ahlaki durumlarının nasıl olacağını veya dünyada ciddi bir kıtlık veya hastalık olup olmayacağını söyleyebilir misiniz? Görüldüğü gibi tek bir konunun bile değil 1400 yıl, 140 yıl, hatta 14 yıl sonra nasıl bir gelişme göstereceğini tahmin edebilmek son derece zor, neredeyse imkansızdır. Öyleyse çok çeşitli konularda 3000'li yıllardaki olaylar aynen gerçekleşeceği şekilde önceden haber verilse, sizce bu haberler önemsiz olarak nitelendirilebilir mi? Şüphesiz tüm bu soruların cevabı hayırdır. Bütün bu gerçekler bize göstermektedir ki, bundan 14 asır önce yaşamakta olduğumuz ahir zamana dair çok çeşitli konulardaki gelişmeleri en küçük ayrıntısına kadar haber veren hadislerde bahsedilen olayların her biri büyük birer alamettir.